Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Değerli izleyiciler, Bursa İl Müftülüğü, Aile ve Dini Rehberlik Bürosu'nca hazırlanan pandemi sürecinde aile eğitimleri programımızın birinde daha sizlerle birlikteyiz. Bu haftaki konuğumuz Bursa İl Müftülüğü İl Vaizlerimizden Sayın Muhammed Döner Hocam. Kendisiyle ebeveyn çocuk ilişkisinde adalet ve tutarlılık konusunda bu kavramlar üzerinde konuşacağız. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Ramazan hocam. İyisinizdir inşallah. Hamdolsun, Allah'a şükürler olsun. Allah iyilik versin hocam. Yıllarca Ulu Cami kürsülerinden çeşitli programlarda zaten bu konuları siz dile getirdiniz. İsterseniz tekrar izleyicilerimizin huzurunda bu konuları tekrar konuşalım. Malum çağımızda ebeveyn ve çocuk ilişkisi arasında son derece problemler var. İsterseniz bu kavramlar üzerinde başlayalım hocam. Adalet ve tutarlılık. Evet. Kıymetli hocam, teşekkür ederim. Adalet kavramı aslında insanlığın en önemli ihtiyacı olan kavram. Evet. Sade ebeveyn çocuk değil, bütün insan ilişkilerinde, bunun dışında bütün devlet ilişkilerinde, dünya ilişkilerinde hep adalet kavramına muhtacız biz. Onun için cuma günleri cuma hutbesinde her cuma ayeti kerimeyi okuruz. Bismillahirrahmanirrahim. İnnallâhe ye'muru bil adl. Allah Celle Celaluhu adaleti emreder. Evet. İle ahiril ayet. Hatta kendi aleyhinize olsa bile, annenizin babanızın aleyhine olsa bile adaletten ayrılmayan diye evet. Özellikle vurgulanır Kur'an-ı Kerim'de. Adalet kavramı hayatımızda, ilişkilerimizde mutluluğumuzu, huzurumuzu, saadetimizi hep o kavrama borçluyuz. Onun hayata uygulanmasına borçluyuz. Evet. Yani hakkı hak sahibine vermek, genel hepimizin evet. anlayacağı bir tabirle, evet. tanımla başlamak gerekirse, hakkı hak sahibine vermek. Yani kim neyi hak ediyorsa o ölçüde hakkını, bak hak öyle bir şeydir ki bu hani olsa da olur olmasa da olur değil. Sahibinin olanı vermek hakkını evet, gibi evet. ifade edebiliriz. Şöyle baktığımız zaman Allah Celle Celaluhu'na karşı bizim hepimizin iman mükellefiyeti var. Lokman suresinde Yüce Rabbimiz Lokman Aleyhisselam'ın oğluna vasiyetlerini, tavsiyelerini söylerken Ya büneyye la tüşrik billahi inne şirke le zulmün azim. Evet. Ey oğulcağızım Allah Celle Celaluhu'na şirk koşma. Şirk çok büyük bir zulümdür. Evet. Yani adaletin zıttı evet. zulüm. Evet. Evet. Allah Celle Celaluhu'nun birliğine, varlığına iman etmek, hakkı hak sahibine teslim etmek. Evet. Bunu sadece tanım olması açısından izleyicilerimizin, dinleyicilerimizin zihninde adaletin ne olduğunu anlamaları açısından ifade etmek istedim. Eyvallah. Asıl konumuz ebeveynde anne, çocuk, baba, çocuk ilişkilerinde adalet. Evet hocam. Şöyle düşündüğümüz zaman, baktığımız zaman tabii ki insanın çocuklarına karşı sevgisi, merhameti, şefkati son derece üst seviyede. Dün de böyleydi, bugün de böyleydi. Evet. Ama bu sevgi, muhabbet, ilgi bütün çocuklara eşit olması gerekir. Evet. Cahiliye toplumunda kız çocukları kerih görülürdü, oğlan çocukları ön planda tutulurdu. Evet. Hatta o kadar ileri seviyeye giderlerdi ki adaletsizlik had safhaya çıkardı. Diri diri toprağa gömülür diye ifade edilir İslam tarihinde anlatılırken. Baktığımız zaman kız çocuğuna bu kadar adaletsizlik. Bugüne geliyoruz. Adalet adil olma bakımından. Bugün de bazen evladı, çocuğu, emaneti, bunun bir emanet olduğunu, aslında çocuğun büyük bir nimet ve aynı zamanda emanet, Allah Celle Celaluhu tarafından anne babalara verilen bir emanet. Aynı şekilde toplumumuzda da maalesef ta geçmişten kaynaklanan adaletsizlik. Kızla erkek arasında bir adaletsizlik. Nasıl? Kız çocuğunu belli bir eğitim seviyesinde bırakır, erkek çocuğunun eğitimine daha fazla dikkat eder. Bu bir adaletsizlik. Sevgi olarak oğlu olduğu zaman sevinir, kızı olduğu zaman üzülür. Ne kadar büyük bir yanlış, ne kadar çirkin bir şey. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde kim diyor iki tane kızını okutur,
yetiştirir, büyütür, dünya hayatında yaşamasına fırsat verirse Allah Celle Celaluhu ona cenneti verir buyuruyor. Evet. Cennetle müjdeliyor. Ne büyük müjde hocam, evet. Aslına baktığınız zaman insanların bu konudaki yanlış düşüncelerini, duygularını, yanlış tavırlarını, yanlış inanışlarını ortadan kaldırmak için ifade ediyor. Evet. Hadis-i şerife bakıyoruz yine. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ikramda bulunacağınız zaman, bağışta bulunacağınız zaman, evet, hayattayken kız çocuklarını tercih edin diyor. Evet. İnsanların hocam, bu konudaki adaletsizliğini, düşüncelerini ortadan kaldırmak için. Evet hocam. Sayın hocam, malum Alo Fetva hattımız var, 190. Mesai saatleri içerisinde tüm vatandaşlarımız arayabilirler. Bir gün bir bayan telefon etti ve dedi ki, babam dedi bana karşı çok adaletsiz davrandı. Hala öyle davranıyor. Bütün malını mülkünü erkek kardeşlerime verdi. Bana hiçbir şey vermedi. Beni aramıyor, sormuyor, benimle ilgilenmiyor. Evet. Ve ben de bu konuda çok muzdaribim. Onu aramıyorum, sormuyorum. Ona küskünüm, dargınım babında. Yani ben dedi kocamın yanında da eksiklik kalıyorum. Yani mahcup oluyorum şeklinde serzenişte bulundu. Yani malum adaletsizlikler günümüzde de cereyan ediyor. Geçen Amatem'de uyuşturucu bağımlı tedavisi gören kardeşlerimizle sohbet ederken genç bir kardeşimiz, yakışıklı, dedim ki sen bu işe nasıl başladın? Sen çok temiz birine benziyorsun. Dedi ki hocam, yıllardır dedi annem babam bana adaletli davranmadı. Hep kız kardeşime ne istedilerse onu aldılar. Ne istediyse hemen yerine getirdiler, beni ihmal ettiler. Ben de bunalıma girdim ve böylece arkadaş çevresiyle bu işe başladım, evet, dedim hocam. Ramazan hocam, zaten adalet dediğimiz zaman kız çocuğu, erkek çocuğu arasında cinsiyet adaletinden bahsederek başladık olaya. Evet. Tabii bunun daha çok örnekleri var. Ama temelde, temel şeyleri ifade etmek lazım. Toplumda anne ve babalar, mesela biraz önce dediniz siz, kız çocuğuna mirastan hiç pay vermeyenler var. Evet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan korkun ve çocuklarınıza adaletli davranın buyuruyor hadis-i şerifte. Sevgide adalet olması lazım. Mesela ben çocuğumu seviyorum. Neye göre seveceğim çocuğumu? Bütün çocuklarıma eşit oranda sevgi göstermem lazım. Aynı oranda ilgi, alaka göstermem lazım. Şimdi bakıyoruz, biz de maalesef toplumumuzda olan eksiklikleri konuşalım ki toplumumuza bir fayda versin, insanların da kendini şöyle bir öz eleştiri yapmasına vesile olsun. Anneler daha çocukları dünyaya geldikten sonra hep çocukları bana bakacak mısın? Oğlum bana bakacak. Oğlum beni görecek. Oğlum beni işte zor durumda yanımda olacak. Çocuklar bu şekilde büyütür. Kendi kafasında da bu bana bakar diye, zaman zaman böyle küçük çocuklarda bilhassa, bu en küçüğü bana bakar. Ben bu benim yanımda duracak. Ben bunun yanında duracağım. Evet. Bu hala toplumda var, bu çok yaygın bu. Var hocam. Evet, evet. Bütün ilgisini, alakasını, sevgisini, muhabbetini o çocuğuna yönlendirir. Evet. Baktığımız zaman. Şimdi diğer çocuklar arasında bu, aslında annem babam beni sevmiyor. Evet. Bunu hissettiği zaman anne babaya karşı kin duyar, nefret, evet, duyar. Evet. Haset, kardeşine karşı haset duygusu gelişir. Evet. Çekememezlik duygusu gelişir. Anne baba evlatlarını sevme hususunda, bak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bunlar çokça yaşanan hadiseler. Evet. Onun huzurunda otururlarken bir kişinin oğlu geliyor, hemen oğluna sarılıyor, öpüyor, kucağına oturtuyor. Biraz sonra kızı geliyor, kızını geliyor yanına, yere oturtuyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öpmede bile adaletli davranın diyor. Evet. Şimdi Allah'tan korkun, evet, çocuklarınıza adaletli davranın. Sık sık defalarca söylediği bir ibare Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Baktığımız zaman toplumda bu şekilde ilgisiz, alakasız, sevgisiz yetişen çocuk içinde yaşadığı travmaları düşünün. Evet hocam. Anne babasından sevgiyi, muhabbeti görmediği zaman, yarın topluma atıldığı zaman toplumda karşılaştığı psikolojik, evet, buhranlardaki tavrını düşünün. Ve problemli birey haline geliyor. Ve bundan sonra, evet, kendi çocuklarıyla alakalı, kesinlikle, modelleme yaparak anne babasından, evet, gördüklerini uygulamaya kalkarsa kendi çocuklarının çekeceği eziyeti, evet, yaşamı düşünün. Zincirleme devam ediyor. Yani. Devam ediyor. Evet. Yani şöyle baktığımız zaman hayata bugün yetişiyor. Sadece çocuklukta da değil bu.
belli bir seviyeye gelir. Anne baba çocuklarını evlendirir. İşte kızıdır damat evlendirir. Oğluna gelin alır. Aynı ayrımcılık devam eder. Bakıyorsun bir çocuğuyla çok rahat bir şekilde konuşurken gider gelirken diğer çocuğuyla hiç telefon açmaz, görüşmez, onunla ilgilenmez. Biraz önceki seyircimizin, izleyicimizin telefonu hattına soran kardeşimizin ifade ettiği gibi. Bakıyorsun biraz da insanlarda narsistlik var. Yani bencillik diyelim buna biz. Kendisini düşünmek. Anne baba hep kendi merkezli hayatı ister. İşte bana baksın, bana yapsın, bana ne veriyor, bana ne faydası var, benimle ne kadar. Ama şimdi bu beklenti çocukların hayatına katıldığı zaman maalesef bazı çocuklarda hayatı zehir haline getirir. Maalesef. Şimdi kardeşler arasındaki dayanışmayı da ortadan kaldırır. Evet. Aralarında düşmanlık. Ve maalesef, maalesef toplumumuzda adaletsizlikten dolayı çocukların çok şikayetleri var. Evet. Biz hep annelerin, babaların bakılmasından bahsederiz. Ayet-i kerimede evet. Cenab-ı Hak anneye babaya iyilik etmeyi kendisine ibadetten sonra emreder. Evet. Önemlidir. Ama anneler, babalar da çocukları üzerindeki hakka riayet etmeleri lazım. Çocukların anne babaları üzerinde hakkı var. Anne babanın çocukları evet. üzerinde hakkı var. Evet. Çocukların hakkı nedir? Annenin babanın adaletli davranması çocuk üzerinde çok önemli bir haktır. Evet. Şimdi yine bakalım günlük hayata şöyle bir göz gezdirdiğimiz zaman, baktığımız zaman çocukların insanlar yetiştirme bakımından da kendi kendilerine bir kılıf biçerler. İşte bu çocuk benim şu olacak, bu çocuktan bir şey olmaz veyahut da yaramazlıklarına göre, ilgisizliklerine göre o bir şey olacak dediği çocuğa daha fazla ilgi alaka gösterir. Diğer çocuğu sanki bir atıl durumda toplumdan, hayattan uzak bir şekilde, kendisinden uzak bir şekilde yetiştirir. Bu o çocukta biraz önce ifade ettiniz, ailesinden gerekli ilgi, alaka, desteği görmediği zaman o desteği dışarıda arar. Evet. Çevresinde arar. Arkadaşlarında arar. Bu arayış da onu götürür. Allah muhafaza işte o kardeşimizin evet. ifade ettiği gibi kötü yerlerde uyuşturucu müptelası, psikolojik bunalımlar, sıkıntılar, kendisini hayata çok hazırlık hissetmediğinden dolayı bakıyorsun bazen çocuklarda psikolojik hastalıklar gelişiyor. Evet hocam. Bu hastalıkların temelinde de maalesef ailede anne babadan kaynaklanan baskılar da sebep oluyor. Kesinlikle hocam. Belli bir yaşa geliyor çocuk hiçbir şey yapamıyor. Evet. Öyle yetiştirilmiş özgüveni ki. Özgüveni kalmamış. Bitirilmiş, yitirilmiş, evet. tahrip edilmiş, tahrik edilmiş veyahut da kardeşi öncellenmiş. Evet. Ben şöyle bir şeyi anlatmak istiyorum. Buyurun hocam. Adaletsizlik deyince çok uç örnekler de var. Allah muhafaza fıtratın değiştirilmesi. Çok büyük bir şeydir bu. İşte kızın erkek olmak istemesi, erkeğin kız olmak istemesi. Bunlar dinen haram olan şeyler. Olmaması gereken şeyler. Fetva hattımıza bir anne geldi. Kızının farklı eğilimlerde olduğundan dolayı. İşte kendimi erkek gibi hissediyorum. Normalde kadınlık şeyi çalışan, kadının özelliklerini gösteren, adet gören bir insanın böyle bir talepte bulunması mümkün değil. Bulunmaması gerekir. Şöyle bir konuşurken bunun olmayacağını anlattık. İşte İslam'ın buna izin vermediğini, tercih değil bunun, Allah Celle Celaluhu'nun yaratması olduğu. Evet. Çünkü erkeklik, kadınlık insanın tercihi değildir. Tabii. Cenab-ı Hakk'ın yaratmasıdır. Takdiridir. Annelik, babalık da öyle. Evlatlık da öyle. Evladını da anne baba seçmez. Evlat da anne babasını seçmez. Evet. Ama neticede her şeyi bir emanet zaviyesinde, nimet ve emanet ölçüsünde değerlendirmek lazım. Biraz konuştuktan sonra şu kanaate vardım. O küçüklük döneminde oğulları bir hastalık geçiriyor ailenin. Büyük bir hastalık geçiriyor. Anne baba o çocuğa o kadar böyle bir hani ellerinden kayıp gidecek işte son anları gibi böyle ilgi alaka ilgi alaka gösterirken kız çocuğunu ihmal ediyor. Evet. Bu ihmal o kadar ileride kötü bir sonuca yol açıyor ki çocuk devamlı erkeğin popohlanması, devamlı erkeğin sevilmesi, aşırı şekilde hastalığından dolayı da çok farklı bir şekilde gösterilmesi bu ilgi alakanın ilerleyen süreçte çocuğun kendi kişiliğine, şahsiyetine, yapısının bozulmasına kadar yol açıyor. Evet. Çok önemli bir örnek hocam. Gerçekten Allah razı olsun ebeveynlere çok güzel bir tavsiye oldu.
Sayın hocam, tutarlılık konusuna gelirsek, mesela bir gün Allah Resulü'nün huzurunda şöyle bir hadise gerçekleşiyor. Bir kadın çocuğunu çağırıyor. Gel diyor, sana bir şey vereceğim. Ve Resulullah ona soruyor. Çocuk gelseydi ona ne verecektin? Ya Resulallah, ona bir tane hurma verecektim. Eğer sen ona çağırdığın zaman gelseydi, hurma vermeseydin, sana bir yalan günahı yazılırdı, yalancı olurdun diyor. Böyle bir olay. Yani ebeveynin evlatlarına karşı tutarlı olması konusunda ne söyleyebiliriz Sayın Hocam? Evet. Aynı şekilde bu kavramlar sadece ebeveyn çocuk arasında değil, bütün toplum içerisinde, İslam toplumunda ve dünyada da aynı şekilde bu kavramlar çok önemli kavramlar. Evet. Yani insandan beklenen, olması gereken tutarlılık. İslam'da tutarlı olmayana münafık adı verilir. Eyvallah. Bir mümin vardır, bir kafir vardır. İman eder, Allah'a ve Resulüne iman edene mümin denir. İnkar eden, kabul etmeyeni kafir, müşrik diye isimlendirebiliriz. İkisi evet. Bir kategoride isimlendirebiliriz. Üçüncü sınıf insan vardır. Aslında bu insanlar tutarsız insanlardır. Genel itibariyle baktığımız zaman buna tutarsız deriz. Neden? Bunlar inandık derler fakat inandıklarını yaşamazlar. Evet. Lafta, görüntüde inanmışlardır. İman ettik gibi gözükürler. Ama yaşantıda, amelde imanın dışında tavır ve davranış sergilerler. Bunlar münafıktırlar. Evet. Hatta itikadi yönden inanmadığı halde inandım deyip Müslümanlara zarar vermek için itikadi olarak, inanç olarak kafir olduğu halde Müslümanlar arasında nifak sokmaya çalışanlar, tutarsız davranışlarda bulunanlar, onlar cehennemin en alt tabakasında azap görecek. Kafirden de aşağı seviyede. Ama bir de tutarsızlık bakımından bunlara benzeyen alametler var diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ebeveyn bunu bilecek ki çoluğuna çocuğuna bu tarz tutarsız hareketlerde bulunmayacak. Eyvallah. Nedir? Konuştuğu zaman yalan söyler. Tutarsız adam budur. Evet. Bir anne baba konuştuğu zaman yalan söylerse çocuğuna da oğlum aman yalan söyleme. Ne kadar tesir edeceksin? Evet. Hatta belki çocuğuna ilk yalanını ebeveyn öğretmiş olur hocam. Zaten çocuk her şeyi anne babasından öğrenir. Evet. Anne babası modeldir, örnektir. Evet. Bugün konuştuğun zaman yalan söylemek nifak alameti, tutarsızlık işareti. Evet. Söz verdi, yerin bakıyorsun, getirmedi. Çocuk konuşuyorsun, yalan söylüyorsun. Çocuğuna da diyorsun ki yalan söyleme. Emanet verilir sana, emanete hıyanet etme. Çocuk da emanet. Neticede dünyada başka şeylerle karşılaşırsın. Bakıyorsun ki onda bir şey gözükür. Emanete karşı hainlik. O da tutarsızlıktır. İnsanlar sana emin diye, güvenilir diye bir şeylerine emanet etmişler. Laf olur bu, söz olur bu veyahut da eşya da olur bu. Evet. Şimdi çocuk onları nereden öğrenir? Anne babadan öğrenir. Eyvallah. Konuştuğu zaman yalan söyler, emanete hıyanet eder, ahdini, sözünü yerine getirmez. Çocuğa diyor ki şunu alacağım. Almaz. Sen şöyle yaparsan şöyle yapacağım. Bu çocuk öyle yapar, sonuç gelir. Yapmaz. Evet. Bu çocuk ne olacak bu çocuk? Evet. Yani sen elinle tutarsız bir çocuk yetiştirdin. Tutarsız bir çocuk toplumda yalancı olur, sahtekar olur, dolandırıcı olur. Her türlü yanlışlığa açık olur. Neden? Çünkü çocuk nüve olarak, örnek olarak anne babasını aldığı için yanlışlıklar içerisinde görerek onunla yorulur gider. Evet. Anne babalar, ebeveyn evlatlarına karşı her hareketlerine dikkat etmeleri gerekir. Gülmesine bile dikkat edecek. Hı hı. Bazen espri mahiyetinde bir kısım şeyler yapılır. Çirkin şeyler. Evet. Maalesef bugün televizyon programlarında da buna şahitlik maalesef ediyoruz. Evet. Ağlanması gereken işlere güler hale geldik. Evet. Gülmek normalleştirmektir. Gülmek onu tasdik etmek. Aslında tasdik etmek bir bakıma da yani gülünecek bir iş yapmış yani. Komedi diyoruz ya biz buna. Evet. Ama baktığın zaman şakalaşılmaması gereken, şaka yapılmaması gereken işlerde şakalaşmak. Bakıyorsun çocukta ne olacak? O tutarsızlıkla aynı hayatını devam ettirecek. Evet. Onun için anne babalar bir kere işlerinde, sözlerinde, hal ve hareketlerinde, tavır ve davranışlarında, ahlaklarında çok tutarlı olacak. Evet. Yapma dediği şey önce kendi yapmayacak. Ya düşün,
Sen sigara içiyorsun. Kötü bir alışkanlık, zararlı bir alışkanlık, vücuduna zarar veren bir alışkanlık. Aman oğlum sen sigara içme. Ne kadar tesir edebilirsin o çocuğa? Evet hocam. Anne sen, baba namaz kılmıyor, evladına namaz kıl. Sen mesela dediğin gibi ibadetle alakalı çocuğunun namaz kılmasını istersin. Zaman zaman böyle konuşuyoruz. Namaz kılmayan insanlar da çocukların namaz kılmasını istiyor. Evet ister. Evet. Ama çocuğunun namaz kılmasını istiyorsan önce senin secdeye kapanman lazım. Senin bir namaz kılman lazım. Evet. Görüyoruz, ben de müşahede ediyorum. 1,5 yaşında bizim de bir çocuğumuz var, kızımız var. Ufak kızımız. Daha 1,5 yaşında. Tabii şimdi biraz daha kendimizi 3. çocuktan sonra 4. çocuğumuzla biraz daha çocuğu izliyoruz artık. Öncekilerde bu kadar izlemiyorduk. Evet. Şimdi bakıyorum çocuğa. Biz namaz kıldığımız zaman çocuk da geliyor, namaz hareketleri yapıyor. Eğiliyor, rükû ediyor, secde ediyor. Daha konuşamayan bir çocuk. Düşünün Ramazan hocam. Konuşamayan bir çocuk anne babasının o bir araya gelip namaz kıldığı esnada araya girip onlar gibi olmasa da neticede o dümdüz uzanıyor yere. Eyvallah. Ama o da bizim gibi rükû ve secde işlemi yapmaya, namaz kılma eğiliminde bulunmaya çalışıyor. Evet. Yani anne babanın davranışlarının çocuğu nasıl etkilediğinin göstergesi bu. Kesinlikle hocam. Sözlerden ziyade. Sen düşündüğün zaman o çocuk konuşamadan bu işi yapıyorsa konuştuğu zaman, gördüğü zaman zaten anlamlandırıyor, düşünüyor, her şeyi alıyor. Yalan söyleyen bir çocuğun babası çocuğunun yalancı olmamasını isteyemez. Neden? Ben yalan söylüyorum, çocuğu öyle yetiştiriyorum. Evet. Onun için ailede adil olmak, tutarsız olmak, adil olmak, tutarlı olmak evladın kaliteli bir şekilde yetişmesi için en önemli unsurlardan birisi. Eyvallah hocam, ağzınıza sağlık hocam. Peki hocam, şimdi hep böyle anne babanın evlatlarına karşı tutarlı ve adaletli olması konusunda konuştuk. Peki evlatların anne babasına karşı tutarlı olması, adaletli olması, bu konuda neler söylemek gerekir? Hani yaşı kaç olursa olsun annesine farklı davranıyor, babasına farklı davranıyor. Belki farklı çıkarları var veya anne baba ayrılmış da olabilir. Onlarla ilişkilerinde evladın anne babasına karşı adaletli ve tutarlı olması. Şimdi şöyle Ramazan hocam, aslında evladın anne babasına karşı adaletli, tutarlı olmasını sağlayacak olan da ebeveyndir, anne babadır. Eyvallah. Sen ne kadar adaletli davrandıysan evladın da sana o kadar adaletli davranacak. Ama ebeveynin istediği gibi işler gitmez hiçbir zaman. Bunu hayatta yaşıyoruz. Bugün de yaşıyoruz, siz de yaşıyorsunuz. İzleyicilerimiz de bunu muhakkak yaşıyorlardır. Herkes oğlum bana bakacak diye oğullarına iyilik olsun, ikram olsun, sevgi olsun, muhabbet olsun oğullarına ilgi alaka gösterdiler. O yöne ağır bastı. Ama öyle bir hale geldiler ki kızları bakar oldu. Evet. Kızları bakıyor şimdi birçok insana. Aynen. Oğlum bakacak diyen insanların birçoğuna kızları bakıyor. Aynen. Yani Allah bakımdar etmesin. Aynen. Muhtaç etmesin. Aynen. Tabii ki anne babaya her türlü, her halükarda çocuğun bakması lazım. Adaletsizlik yapsa da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Numan bin Beşir radıyallahu anh. Babası Beşir, ashab-ı kiramdan, Bedir ashabından. Numan da oğlu, o da Beşir ashabından. Gelir, ya Resulallah ben çocuğuma şu kadar mal bağışlamak istiyorum. Evet. Sen de bu konuda şahit ol. Hı-hı. Diğer çocuklarına bağışladın mı der Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Hayır. O zaman ona da bağışlama. Allah'tan korkun, çocuklarınıza adaletli davranın. Evet. Şunu söylemek lazım. Yetişmiş bir anne babanın, yetişmiş çocukları için ifade ediyorum. Bir çocuğunuz var, hayata atıldı, ayrıldı, artık devam ediyor. Hali vakti yerinde, çok zengin bir durumda. Bir çocuğunuz da var, karnını zor doyuruyor. Evet. Evet. Şimdi hali vakti yerinde olan çocuğunuza maddi olarak belki bir şey vermeniz gerekmiyor. Evet. Evet. O çocuğunuza destek olduğunuz zaman adaletsiz olmuş değilsiniz siz. Evet. O adalet odur. Aynen. Adalet demek eşitlik demek değil. Aynen hocam. Evet. Hani adalet deyince eşit. 1.000 lira, 1.000 lira, 1.000 lira hepsine, zengine de 1.000 lira, fakire de. Hayır. Evet. Hayatı beraber yaşıyoruz. Evet. Şimdi ondaki o eksikliği gördüğün zaman senin ona, anne babanın ona ilgi alakası adaletsizlik değil. Zaten o hali vakti yerinde olan da onu adil görür. Annem babam ihtiyacı olduğu için ona bakıyor der. Evet. Onunla bir adaletsizlik sezmez. Evet. Ama götürüp de malını mülkünü bir çocuğun üzerine yapmak, diğer çocuklarını ihmal etmek, yarın öbür günde
Yarın öbür günde o çocuklarından adalet. Şu var. Babam bana böyle yaptı. Annem bana böyle yaptı. O zaman ben onlara karşı ben de aynısını. Hayır. Böyle bir şey yok. Evet. Anne baba adaletsiz davrandıysa onlar onun sorumluluğunu ahirette görecekler. Evet. Hesap var. Evet. Evlat anne babasına karşı iyi davranma, ilgilenme, halini hatırını sorma, ihtiyacını görme hususunda yarış halinde olması gerekir. Eyvallah. Yani işte bazen insanların hep psikolojileriyle alakalı bu. Ramazan hocam. Evet. Çok geniş bir konu bu. Evet, evet, böyle evet. Yarım saatte tamamen bitireceğimiz bir konu değil. Eyvallah. Ama şöyle de hallerle karşılaşıyoruz biz toplumda. Fetva hattında dolayısıyla gelip insanların çok yoğun bir şekilde sordukları için. Anneler bazen çocuklarını farklı yetiştiriyor. Kızını yetiştiriyor ki ben diyor eşiyle arası iyi değilse ayrıldığım zaman kızımın yanında durabileyim. Evet. Bak öyle de yetiştiriyor. Böyle bir evlat yetiştirme olmaz. Evet. Evlat bunun için yetiştirilmez. Evet. Ya da evlat yetiştirirken bu çocuk bana baksın diye evlat yetiştirilmez. Evet, aynen hocam. Ahlakı güzel bir şekilde olsun. Evet. Davranışları, tavırları, hal ve hareketi topluma faydalı olsun. Eyvallah. İnsanlığa Eyvallah. Faydalı olsun. Zaten annesine babasına faydalı verir o çocuk. Kesinlikle hocam. Biz neyi kaybettik? Biz çocuklarımıza devamlı bir surette evladım güzel bir iş, güzel bir ev, güzel bir araba modelledik bunları ama çocuklarımızı kamil ahlak sahibi çocuklar olarak yetiştirmedik. Evet. Güzel ahlaklı, saygılı, Allah'tan korkan, kuldan utanan, çirkin hareketlerde bulunmaktan, kötü alışkanlıklardan uzak olmaktan uyaran, evet. Sahtekarlıktan, dolandırıcılıktan ne olursan ol, insanların hakkına geçme, zulmetme, adil ol, aman yalan söyleme, tutarlı evet, ol. Evet, bunlar bizim öncellememiz gereken şeyler. Evet. Bunları öncellediğin zaman zaten o çocuk adaleti bilen, tutarlılığı bilen çocuk anne babasına iyilikte, insanlığa iyilikte en ön safta yer alacaktır. Eyvallah Sayın Hocam. Verdiğiniz bu değerli bilgiler için çok teşekkür ederiz hocam. Estağfurullah, biz teşekkür ağzınıza, ederiz. Ağzınıza, gönlünüze sağlık. Değerli izleyenler, Bursa İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu'nca hazırlanan pandemi sürecinde aile eğitimleri programımızın birinin daha sonuna geldik. İnşallah haftaya başka bir konu ve konukla buluşmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.